pazartesi itibariyle ABD'li işveren Vectrus şirketi İncelik Hava Üssü'nde çalışan sendikalı 424 kişinin iş akdini feshedeceğini sendikamıza ve bölge çalışmaya tebliğ etmiştir. Tebliğ ettikleri yazıda bu işlemin 20 Şubat 2020'de tamamlanacağını bildirmiştir. Bu çalışanların 32'sinin bayan, 392 kişinin ise erkek çalışan olduğunu belirttiler. Biz Türk Aygıt Sendikası olarak bu çıkışların etik olmadığını ve içerisinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda insanların çok kötü etkileneceğini kendilerine ilettik. Bu kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Toplam çalışanın 890 kişi olduğu bir yerde 424 kişinin iş hakkını feshedilmesi toplu bir işçi kıyımını işaret ediyor. Biz ABD'li işvereni daha duyarlı ve gerçekçi olmaya davet ediyoruz. ABD'li işverenin böyle bir tutumdan vazgeçmesini istiyoruz. Eğer bu mevcut durumdan vazgeçmezseler, biz de Türk Harbi Sendikası Genel Merkezi ve bağlı bulunan şubeleri ile en sert tedbirlerin alınacağının bilinmesini isteriz. Ayrıca Türk İş Konfederasyonu'na bağlı sendikaların da bizim bu tutumumuza destek verdiğini hatırlatmak isteriz. 31 Mart 2020 tarihi itibariyle yeni bir toplu iş sözleşmesi dönemine girileceğini ve ABD'nin bu vurdum duymaz tavrının sözleşmenin seyrini çok kötü yönde etkileyeceğini ve sert bir ortamda geçeceğini bilinmesini isteriz. Son olarak ABD'nin her bölgede barışı bozmak adına yaptığı bu davranışı burada da yapmasına izin vermeyeceğiz. Burası Türkiye ve Orta Doğu'da bulunan ülkelere benzemediğinin altını çizmek isteriz. Biz Türk Harbi Sendikası olarak gerek siyasi, gerek sivil toplum kuruluşlarıyla tarihin en büyük işçi hareketini başlatabileceğimizi Sakarya'da yaptığımız ve aldığımız eylemlilik kararıyla tüm Türkiye'ye ve dış ülkelere kanıtlamış bir sendikayız. Umarız ki ABD'li işveren Vectrus bu davranışından vazgeçer ve iş barışını karşılıklı olarak devam ettiririz, sürdürürüz. Basın açıklamamıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sorma isteyen var mı? Onunla ilgili bilgi var mı? Şöyle ki gösterdikleri gerekçe bu bölgeden yani Irak, Suriye ve Türkiye'den çekilmek istediklerini belirtiyorlar. Ve buna bağlı olarak da kadro daraltılmasına gidiyorlar. Şirket mi çekilmek istiyor? ABD hükümeti. Şirket sadece ABD'nin yetki verdiği düzeyde işçi çalıştırır. Tamam. Hangi iş kollarında çalışıyorlardı arkadaşlar? İşten çıkartılanlar. Şimdi bizim sendikamız savunma ve güvenlik kolu evet. altında çalışıyor. Çalışan işçilerin örgütlü olduğu bir sendika. Burada bulunanlar da savunma sanayide çalışan işçileri kapsıyor. Planınız nedir? Şimdi bazı tedbirler alacağınızı belirttiniz. İşte Sakarya örneğini verdiniz. Adana'ya baktığımızda bahsettikleri tarihte çıkışlar yapılması halinde veya yapılmadan önce herhangi bir eylem etkinlik bir planınız var mı, varsa neler? Tabii ki şimdi genel yani bu anlamda bizim genel merkezimiz şu an yönetim toplantı halinde. Eğer bu durumdan bu tutumlarından vazgeçmez iseler burada İncirlik Üssü'nün bulunduğu bir bölgede herhangi bir nizamiyede iki girişi var İncirlik Üssü'nün. O nizamiyelerin birinde toplu bir miting, eylem, basın açıklaması düşünüyoruz. Yani 424 kişi almışsınız sizden. Asker'de kendilerinin yoğun olarak konuşlandığı bir dönemde işçileri alıp kullanıp işinin bittiğinde bir kenara bırakılacak bir toplum değiliz biz. Azaltılıyor diyebiliriz. Yani küçülüyor, daralmaya gidiyor. Zaten işsizlik sorunu Türkiye'de en şey yeri burası. Bir de bu Amerikalıların yaptığı oyunlardan işsizliğimiz daha çok. Bu kış günü, kar, yağmur günü çocukların okulu var, şeyi var. Yani işçi çıkımı olur mu? Amerika yetkililerinden rica ediyoruz. Bu işçilerimize dokunmasınlar. Çekileceğiz diye de bahane de çekilecek. İncirlik'ten hangi Amerika şimdiye kadar çekilmiş ki bunlar çekilecek? Öyle değil mi? Onun için lütfen şeyle yapsınlar, bu eylemlerimiz yoksa daha ağır bir şekilde devam edecek. Hem de Türkiye genelinde devam edecek. Teşekkür ederim.